Merhaba arkadaşlar, PES Semenler hoş geldiniz. Futbol 2023'ün çıkmasıyla ilk Playoff TV haftanın futbolcuları geçen hafta gelmişti ve düzenli olarak gelmesi bekleniyor. Peki bu hafta kimler gelebilir? Bunlarla alakalı bir tahmin videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ben gelebileceğini düşündüğüm futbolcuların listesini yaptım, sizlerle paylaşacağım. Bunların içerisinde katıldığınız, katılmadığınız veyahut da listede olmayıp da bu da gelebilir dediğiniz isimler varsa yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Haftanın oyuncularına geçmeden önce bir kampanya haberini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Dün kanalımızın topluluk kısmından paylaştığım bir etkinlik kampanya haberi vardı. Kısaca ona değinmek istiyorum. Belki görmeyen arkadaşlarımız vardır. Konami sadece Japonlara özel, Japonya'da yaşayanların katılabileceği bir etkinlik getirdi oyuna ve toplamda 200'e futbol parası veriyor. Sadece maç oynayarak değil, TikTok'tan paylaşımlar yaparak öyle bir kampanya. Toplamda da 200'e futbol parası vermekteler. Tabii Japon etkinlikleri geldiğinde biz PES 2020'de 21'de özellikle PES oynarken VPN uygulamasıyla girip o etkinlikleri oynar, hediyeleri alırdık. Fakat ben neler denediysem, hangi VPN uygulamasını indirdiysem, oyuna girsem de konumumu Japonya yapıyorum, oyuna giriyorum, hiçbir şekilde bu etkinlik gözükmemekte. Farklı yerlere baktım, yabancılara baktım, dedim onlar acaba girebiliyor mu? Onlar da giremiyor. Sadece Japonlar giriyor şu an. Bunun daha yolunu ben de bulmuş değilim arkadaşlar. En az tamam, hani hediye çok fazla değil ama 200'e futbol parası da olsa alırdık. Fakat şu an Konami ne yaptıysa Japonya dışından VPN'le de oyuna girdiğimizde bu etkinlik bize gözükmemekte. Bir şekilde bunu engelliyor. Bunlara bir çözüm bulmuşlar. Kampanyayı da ben bir Japon YouTuber'ın videosundan bakayım dedim. Nasıl, nereye gelmiş? En solda deneme maçta oynadığımız kısmın içerisine getirmişler. Ben Dream Team'e, rüya takıma gelir, orada etkinlikler var, onun içerisine gelir diye düşünüyordum. Oraya değil, deneme maçı oynanan kısma eklemişler. Bu şekilde bir görüntü var. Girildiği takdirde de iki tane etkinlik. Hatta şu sağdaki etkinlik, Meksika Ligi etkinliği bizde var. Ama sol taraftaki etkinlik sadece Japonlarda var. Ama ileride bize de bu tarz etkinlikler gelebilir. Geldiğinde inşallah eFootball parası falan daha yüksek olur. eFootball 2022'de ufak tefek kampanya yaptılar ama eFootball puanı veriyorlardı. Çok da bir işimize yaramıyordu. eFootball parasını çokça verecekleri kampanyaların gelmesi gerekiyor. Kısaca kampanyanın detaylarına baktığımızda da öyle maç oynayarak doğrudan 200'e futbol parasını vermiyor Japonlara Konami. Onların da şartı şurtu var. Bir Japon Twitter sayfasından baktığımızda şöyle diyor: etkinlikte oynanan maçlarda atılan gollere bakacakmış. 10 milyon gol olursa 50 e-futbol parası, 20-22 milyon golde 50 e-futbol parası, daha böyle bir şartları var. Ayrıca TikTok'tan da paylaşım yapılmasını istiyor etiketlerle. Normalde Konami Twitter ve Instagram üzerinden yapardı kampanyaları. Artık TikTok'a da kuvvetli bir şekilde giriş yapıyorlar galiba. TikTok üzerinden de kampanyayı birleştirmişler. 200'e futbol parasını da bu şartlar sağlandığında vermekte. Ha, şu an biz etkinliğe girebilseydik Japon VPN'le bir maç oynardık. En azından giriş yapmış, bir bakıma kayıt olmuş olurduk. Bu hediyeler verileceği zaman da bizim hesaplarımıza yollanırdı. Fakat başta dediğim gibi ben birçok VPN uygulaması denedim. Giriş yaptığımda bu etkinliği göremedim. Eğer VPN uygulamalarıyla giren arkadaşlarımız varsa hangi VPN'i kullandılar yorum yazarak bizlerle paylaşabilirler. Ben de bir giriş yolunu bulursam yine sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Haftanın oyuncularına geldiğimiz zaman bu hafta dikkat çeken maçlar vardı. İlk olarak Manchester City'nin maçıyla başlayalım. Hafta sonu ben de birçok maçı izleme fırsatı buldum. Hatta Premier Lig maçlarından önce bir skorlarına bakayım dedim. Google'a yazdım. Maçlar nasıl, şu an skorlar nedir diye. Bir baktım Manchester City 2-0 yenik durumda. Hemen dedim Manchester City'nin maçını izlemeliyim. Çünkü City özellikle de geride olduğu zaman rakibi boğuyor. Rakip ceza alanında sürekli sağlı sollu gelmekte. Maçı çevirmek için de çok fazla pozisyona girecek. Güzel bir maç olacağını düşündüm. Ben 2-0 iken maçı izlemeye başladım. Ki öyle oldu. City kendi evinde 2-0 geriye düşmüş. O maçı kazanmak için çok fena oynaması gerekiyor. Maçı 4-2 aldılar. İkinci yarıda Haaland 3 tane gol attı ve Manchester City kariyerinde ilk defa hat-trick yapmış oldu. Bernardo Silva'nın performansını ben şahsen çok beğendim. İlk golü kendisi kaydetti. Maça bir hareketlilik getirdi. Ama Haaland ilk defa Manchester City formasıyla hat-trick yapıyor. 3 tane de gol attığı için bu hafta gelme ihtimali yüksek olan futbolculardan. Gelirse de daha önce en az 96'lık kartıyla gelmişti. Normal kartı da 96'ya kadar çıkan bir futbolcu. Takım oyun tarzını bir kenara bırakıp full böyle antrenör bastığımızda o seviyelere çıkmakta. Ondan dolayı bu hafta da yine gelirse yüksek seviyeli bir kartıyla gelecektir. Ben gelmesini isterdim. Elinde olmayan arkadaşlarımızın işine yarayabilecek oyunculardan biri. Liverpool takımı bu hafta 9-0'lık galibiyet aldı. Lige kötü başlamışlardı. İlk 3 maçlarında galibiyet alamadılar. Geçen hafta United'a karşı da kaybetmişlerdi.
O maçların acısını bu hafta çıkardılar. Firmino 2 gol, 3 asist yaptı. Darwin Núñez tabii geçen haftalarda 2 hafta önce kırmızı kart görmüştü. Formayı Firmino aldı. Bu hafta o formayı da kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor artık. 5 gole doğrudan katkı sağladı. Gelme ihtimali çok yüksek futbolculardan bir tanesi. Tabii Liverpool takımı 9 gol attı. Birçok isim var. İyi oynayan, goller, asistler yapan ama gelirse galiba Firmino gelir diye düşünüyorum ben. Chelsea takımında Sterling ilk gollerini kaydetti ve Chelsea takımına galibiyet kazandırdı. Bu maçta Chelsea eksik de kalmıştı. 10 kişi kaldı. 2-1 kazandılar. Sterling adaylı sözleşme kısmında bulunduğu için de belki getirmeme ihtimalleri de olabilir. Premier Lig'de Arsenal bu sezona çok iyi başlangıç yaptı. Geçen seneden beri ben de sıkı sıkı takip ediyorum Arsenal'ı. Geçen sene gençleştiler. Teknik direktör olarak Arteta'yı getirdiler. Çok sıkıntılı, zor zamanlardan geçiyorlardı. Teknik direktörlerini kovmadılar. Arteta'nın arkasında durdular. Gençlerine de bol bol şans verdiler. O gençler de bu sene şov yapıyor. Geçen sene de zaman zaman iyi performans sergiliyorlardı ama bu sene performanslarını daha da yukarı çıkardılar. Bir de Arsenal takımı nokta atışı transferler yaptı. Neresi eksikse oraya doğru transferler yaptıklarını ben düşünüyorum. Zinchenko'sundan forvet Jesus'a kadar, Jesus City takımında düzenli forma giyemiyordu ama düzenli forma giydiğinde epey etkili olabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ben. Ki Arsenal takımında da bu sene ilk maçlara baktığımızda iyi de performans sergiliyor. Odegaard bu hafta bir gol attı fakat etkili bir oyun oynadı. Stoperleri Gabriel de galibiyet golünü attı. Bu iki isimden birisi belki gelebilir. Gabriel Arsenal takımının yediği golde büyük bir hata yapmıştı. Hani Kone mi maçı izleyerek futbolcu getirecekse Gabriel'i getirmeyebilir. Ama stoper futbolcusu gol attığında da Kone'nin hoşuna gidiyor. Stoperlerin gol attığı zaman genelde geldiğini görüyoruz. Fakat performans olarak Odegaard iyi performans sergiledi. İspanya Ligi'ne gittiğimiz zaman Barcelona kendi evinde 4-0'lık galibiyet aldı ve Lewandowski kendi stadyumunda kendi taraftarları önünde de goller attı. 2 tane golü Lewandowski attı ama bu hafta forvetlere baktığımızda 5 gole katkı sağlayan Firmino var, hat-trick yapan Haaland var. Lewandowski de gelir mi 3 tane forvet fazla olur. Tabii Konemi'nin tercihi ne olacak belli değil ama Dembele bu seneye çok iyi başladı. Eğer sakatlık yaşamazsa İspanya Ligi'ne performansıyla damga vurabilecek futbolculardan bir tanesi. Harika oynuyor şu an. Alev aldı yanıyor diyebiliriz. Real Madrid'de Vinicius Junior, Barcelona takımında Dembele savunma futbolcularının çok zor tutacakları isimler ki tutamıyorlar da zaten. Her maça damga vuruyor bu isimler. Ben Barcelona takımında Dembele'nin gelebileceğini düşünüyorum ama şöyle de diyeyim, gelmesini de çok istiyorum. Kanat futbolcularını çok seven biriyim. Oyunda da gerçek hayatta da oyunun, futbolun estetik kısmını da bizlere sunan isimler. Portekiz Ligi'ne gittiğimiz zaman Benfica deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Portekiz'den de futbolcular seçebilmekte Konemi. Orada göbek pozisyonunda oynayan João Mário 2 gol kaydetti. Oynadığı pozisyondan dolayı da bir forvet değil, forvet olsaydı evet gelmeyebilirdi ama göbek futbolcusu olduğu için belki gelebilir. Manchester United lige kötü başlamıştı ama Liverpool galibiyetinden sonra bu hafta da galibiyet aldılar. Deplasmanda 1-0'lık galibiyetleri var. Golü Bruno Fernandes attı. Fakat asisti de sağ bek futbolcuları Dalot kaydetti. Belki gol atan Bruno Fernandes'i de tercih edebilirler. Ya da asist yapan savunma futbolcusu olduğu için de sağ bekleri Dalot'u da tercih edebilirler. Bu hafta oynanan maçlara baktığımızda kendi maçlarında maçın oyuncusu seçilen isimleri de ben böyle listelemek istedim arkadaşlar. Mesela Marsilya deplasmanda 3-0'lık galibiyet aldı. Orada Valentin maçın adamı seçilmiş. Lille'de deplasmanda 3 gollü bir galibiyet aldı. Stoperleri Thiago gol kaydetti. Bir stoper futbolcusu gol attığı için Konami de zaman zaman seviyor, tercih edebilir. Montpellier 7-0'lık galibiyet aldı. Bu maçtan normalde futbolcu gelmesi lazım. Golleri atanlara baktığımızda da dağılmış durumda. İkişer gol atan futbolcular var, asist yapanlar var. Ama bu maçtan da belki bir isim seçebilirler. Portekiz'de Braga'da deplasmanda 6-0'lık galibiyet aldı. Bol gollü bir galibiyet. Kanat futbolcuları Horta 2 gol atmıştı. Rio Ave takımı kendi evinde Porto'yu 3-1 yendi. Bu maçta kalecileri 9 kurtarış yapmış. Maçın adamı seçilmiş. Ben de baktım kaç kurtarış yaptı bu isim diye. Porto takımına karşı 9 kurtarışı var. Fiorentina Napoli maçında Napoli takımının kalecisi Meret'te dikkat çeken performanslardan birini sergiledi diyelim. O da 5 şut kurtarmış fakat kaleci tercihi bu hafta sürpriz de olabilir. Çok böyle dikkat çeken, maça damga vuran bir kaleci performansı görünmemekte. İspanya Ligi'ne tekrar gittiğimizde geçen senenin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid deplasmanda 3-1'lik galibiyet aldı. Son dakikalarda golleri buldu. 2-1 ve 3-1'e getirdi. Burada Benzema'nın 2 tane golü var. Fakat bu hafta 3 gol atan Haaland, işte Lewandowski
Lewandowski bile 2 gol attı ama Firmino 5 gole katkı sağladı. Çok fazla forvet adayı var. Belki Benzema'yı tercih etmeyebilirler. Vinicius Junior da 1 gol kaydetti. Fakat kaçırdığı birçok gol pozisyonu da var. İster pas da verip arkadaşlarına gol de attırabilirdi. Ama oraya kadar getiriyor. Ceza alanına kadar getiriyor topu. Sonra da yapabilse 2-3 golle çok rahat ulaşabilirdi. Vinicius Junior Dembele'li bir paket olsa çok güzel kanat oyuncularından oluşan bir paket olurdu. Bu isimler oyunda da etkili isimler. Vinicius Junior hem çalım atabilen hem hızlı bir futbolcu. Oyunda çok can yakacaktır. İtalya Ligi'ne gittiğimiz zaman Lazio Inter maçı vardı ve Lazio kendi evinde Inter'i 3-1 yendi. Bu maçta Lazio'nun kalecisi iyi maç çıkardı. Fakat Lazio'da orta alandaki futbolcuları da ben şahsen beğendim. Milinkovic-Savic, Luis Alberto iyi performans sergilemişlerdi. Belki bu maçtan da Konami bir oyuncu tercihinde bulunabilir. Kalecileri olur, orta alanından, Lazio'nun orta alanından futbolcu da belki düşünebilirler. Hollanda Ligi'ne de şöyle bir bakayım dedim. PSV Eindhoven 6-1'lik galibiyet almış. Tabi Hollanda Ligi'nde bol golü galibiyetler olmakta. Her zaman Konami oradan oyuncu seçmiyor Player of the Week'e. Belki 6 gollü bu galibiyetten dolayı seçer diyeceğim de bu hafta 6, 7, 9 gollü galibiyetler var. Hangi birilerinden seçecekler bakacağız. Burada Sangare 2 gol bir asist yapmış. Gakpo da 1 gol 2 asist kaydetmiş. Belki hani Hollanda'dan oyuncu seçeceklerse bu isimlerden birini tercih edebilirler. Leverkusen Almanya Ligi'nde 3 takımın lisans hakkına sahip Konami. Bayern Münih 1-1 berabere kaldı. Diğeri Wolfsburg, o kaybetti. Diğeri de Leverkusen. Sadece bu 3 kulüpten futbolcu gelebilir. Diğer kulüplerden, Leipzig'ten, Borussia Dortmund'dan oyuncu getiremezler. Diğer Alman kulüplerinden. Borussia Mönchengladbach'tan mesela getirseler kalecileri büyük ihtimalle gelirdi. Leverkusen bu hafta 3-0'lık galibiyet aldı. Belki oradan bir tercihte bulunabilirler. Son olarak videomuzu bir transfer haberiyle bitirmek istiyorum arkadaşlar. Manchester United 2022'nin en pahalı transferine imza atmak üzere. Henüz daha resmileşmedi ama gazetelerde yer alan haberlere baktığımızda 100 milyon euro karşılığında Ajax takımından Antony'yi kadrosuna katmak üzere United takımı. Manchester United da oyunda önemli bir kulüp. Konami ile özel anlaşmaları olduğu için de United futbolcularını club selection olarak biz sık sık görürüz. Barcelona, Manchester United, Arsenal, Bayern Münih bu takımların futbolcularını bu sezon ara ara özellikle diğer takımlara göre Inter Milan da tabii bunlara eklendi. Club selection olarak fazlaca göreceğimiz için Antony transferi de önemli. Antony'lerde yüksek seviyeli kartlarını oyunda da görebiliriz. Bu transferle alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. United takımının da Paul Pogba'dan sonra en fazla para harcadığı ikinci futbolcu olacak Antony. İnşallah başarılı olur. Ajax takımında iyiydi, iyi maçlar çıkarıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde de etkili bir oyuncuydu. 100 milyon euro transfer bedelinin altında nasıl bir performans gösterecek onu da merakla göreceğiz. Haftanın oyuncuları olarak gelebileceğini düşündüğünüz futbolcuları sizler de yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.